Merhaba arkadaşlar, Kapısı'dan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size yapacağımı söylediğim patates böreğini bugün yapmaya karar verdim. Dün çünkü onu yapsak da taze taze tüketemeyecektik. Yemeğimiz bugüne kaldı, bugün de taze fasulye yiyeceğiz. Yemeğimiz, çorbamız bugüne de kaldı, bugün yine çorbamızdan tüketeceğiz. 3 kişiyiz ve bitiremedik. Allah'tan yanına pilav yapmamıştım, sadece bir salata yapmıştım. Bugün de yanına yoğurt çıkarırım ki yoğurdum hazır dolapta bekliyordu, çıkarmayı unutmuşum. Kızım sadece çorba yedi, yemekten yemedi. Eşimle biz ancak bir tabak yemişizdir. 2-3 tabaklık daha yemek var. Onu bir şekilde kaynatıp keşke konserve yapsaydım diye sonradan düşündüm. Ama artık bir tabağa koyar, kalanını difrize atabilirim. İlerleyen günlerde çıkarmak için bir tabak. Şimdi dün hazırladığım patatesimden harç yapmıştım. Haşlanmış patatesim vardı. Ondan güzel bir harç yapmıştım. Şimdi onu ben börek yapacağım. Bıçağı unutmuşum. Bıçağımı aldım. Sanırım aynı patatesli böreğin bir değişik çeşidinde sahurda kız kardeşim yapmış. Henüz daha izlemedim onu. Çünkü o da videosunu çekmiş, bize yollamış. Ben onu henüz izlemedim. İzleyeceğim. Yağda kızartacağım için, yağda çok kullanmamak adına küçük küçük. Şekil. Belki bir iki daha küçük mü olsa. Kızıma da peynirli yapayım diyeceğim. Geçen gün yaptım, yemedi peynirliyi. Bugün de patatesli yesin. Yerse. Yemeyeceği bir şey yapıp ortalığa çoğaltmak istemiyorum. Burada amacım Meral yer, başkası yer değil. Burada amacım patatesi değerlendirmek. Ekmeğimin de başına bu işler geldi. Başka türlü hazır yufkayla, hazır lavaşla börek yapacaktım ben ama ne ekmeği atarım, ne patates içli içimi atarım. Hiçbir şey atmam, dökmem. Ramazan ayında, gerçi her zaman öyleyim ama Ramazan ayında, bu kıtlık günlerinde, zor günlerde asla yapılmaz. Bayağı da çıkacak bu börekten, hamurdan. İçimiz kalmazsa hamuru ne yapacağım? Hamuru kaldıracağım, başka bir gün tekrar yapmak için kullanacağım. Başka şey yok bu işin. Hamur kaldı diye gidip tekrar başka bir iç hazırlamam mümkün değil. Öyle ekmek yapabiliriz. Bir de böyle kepekli gibi oldu ya, çok güzel oldu. Ben bunları tek tek bezeleyeceğim. Sonra size göstereceğim arkadaşlar. Fincan tabağıyla da kenarını kesiyorum. Her zaman yaptığımız işlem. Açılmasın. Aslında rulet de var. Yumuşak ama rulet de güzel olabilir. Bir tepsi çıkaralım. Tepsiye sığmaz aslında. Arkadaki masaya alacağım ben bunları. Soframı sereceğim masaya.
İçindeki yeşilliğin kokusu, soğanın, nanenin kokusu şu an gerçekten ben buradayım diyor. Bir de bunu yağda kızardıktan sonra ne olacak diye hiç düşünmeden edemedim vallahi. İçine çok dolu olsun ve de boş olsun. Çok dolu olursa kızarıklığından çıtırlığı gider. Boş olursa da hamur yani kuru kuru olur. Ama ben tek başıma yapamayacağım bunu herhalde. Meral'i çağıracağım. Bunu da yapayım. Böyle. Ağırdan çorbamızı ısıtalım. Meral içte biraz kaldı. Taze fasulyemiz ve pilavımız. Çayın altını hemen açmıyorum çünkü yemekten hemen sonra içemiyorum. Kahveyi bile içmek için 1 saat, 1,5 saat beklemek zorunda kalıyorum. Zaten yemeğimizi yerken de hemen alkışlama moduna geçiyoruz. Dışarıya çıkıp alkış yapıyoruz. Aynı coşkuyla devam ediyor bizim alkışlarımız zaten. Vallahi üşüdüm. Sobayı yaktırdım. Böreklerimiz alelacele nasıl olduğunu bile bilmediğim böreklerimiz. Salata yapmadım. Yoğurt çıkardım. Dün de çıkaracaktım. Yoğurdu hazırlamıştım ama böyle birkaç kahvaltılık da çıkardım. Zeytin. Yeşil zeytin. Ve hellim. Meral hazırladı sofrayı. Kendisi yedi. Bizimle yiyecekti ama yemedi. Ben ona da hazırladım. O da bizimle yesin. Onun yediği kadar olmaz herhalde. Ne oldu abi?
çorbalarımızı koyduk, zeytinimiz, lavaş ekmeğimiz, taze fasulyemiz dünden kalma, pilavımı taze bugün kızım yaptı, televizyonda ezan var, acaba telif gelir mi? Merhaba, bir el atar mısın anneciğim? Böreklerimiz, çorba, yoğurt ve çökelek. Sofranın gidiklisi oldu çökelek. Gün geçti bitti vallahi, benim de şeyim, hastalığım mı bitti diyeyim, kendime geldim, tansiyonum mu düzeldi diyeyim. Bütün gün o koltukta yatarak geçirdim, bel ağrısıyla. Yatmak senin neyine ama bir rahatsızlığım yat derken öbürü kalk diyordu. Çok zor saatler geçti. Yatmak bu kadar zor olabilir mi? Allah'ım sen kimseyi düşürme. O günler gözüme geldi. Yedik içtik, iftarımızı yaptık. İftar menümüz güzeldi. Bir salatamız eksikti ama onun yanına dün unuttuğumuz yoğurdumuzu çıkardık. Yoğurdumuzu yedik. Şimdi meyve yiyelim dedik. Dün meyve yemeyi unutmuştuk. Gündüz dün yemediklerimiz aklımıza geldi. Canımız çekti. Muz almıştım. Sepet önümüzde duruyordu. Elma mı? Güzel yurttan getirdiğimiz, topladığımız yeni dünyalarımız duruyordu. Her dolaba gidip bir şey için elime attığımda aklıma gelen onlar oldu. Şimdi bir meyve saati yapalım dedik. Ümitciğim de bugün ikinci gün orucunu tuttu. Canım nasıl geçti orucun? İyi geçti. Zorladı mı seni? Yok. Yok. Unuturum yerim ya da orucumu bozarım diyor, korkuyordu ama biz evde sana destek olacağız dedik. Nasılsa başka işimiz yok, bu işe odaklandık. Ümit de orucunu tuttu. Buyur canım. Meralciğim. Anam. Sen de alabilirsin. Zaten yiyorsun da yani yine de söyleyeyim dedim. Niye hep kocana veriyorsun, kızına vermiyorsun demesin arkadaşlar şimdi. Hazırladığım meyveden ortak yiyeceğiz. Yeni dünya tabağı da bayağı battı çünkü Meral içinden yedi. Yiyelim. Böreklerimizi çekmiştim ama önümüzde duruyor. Çünkü yiyeceğim diye bekliyor. Çay yapacağız. Çay da arkamda. Evet, tam arkamda. Fasulyenin bir tabak kaldı. Kapaklı kutuya koydum, difrize attım. Bir gün çıkarım, yaparım, yapmam bilmem. Hasta olurum, usta olurum, bir yemek gerekir. Zaten çok az olduğumuz için sayı olarak, çok da yiyemediğimiz için çok çeşit yapınca kalıyor. Böyle kalanlardan bir gün çıkarırım diye düşündüm. O yüzden onu dolaba koydum. Pilavımız tazeydi. Pilavı difrize koymak mantıklı gelmedi. Yarın kızım sınava girdiği için ne kadar etkilenir bilmiyorum ama o yer belki. Bugün de oruç tutmadı çünkü kendisi. Pazartesi belki başlar bizimle. Şimdi meyve saati. İftarı ezan okunduğunda üşüdüm. Bir tur çektim 2 dakika. Çok soğuk. Ben içeri soba yakıyorum. Dışarı çıktım. Üşüyorum. Bütün gün üşüdüm zaten. Tripodu duvarın üstüne koydum. Tekrar kapatıp başlattım ezanı çeksin diye. Ne çekti daha dinlemedim ama ezanı da çekeyim. Belki koyarım, belki koymam bilmiyorum ama ezanı da çekeyim dedim. Ama kesinlikle bundan sonra sabaha kadar oturmayı falan denemeyeceğim. Zaten dün akşam da 12.30'da en son güllaç falan yedik. Yattık. Bugün meyveyi, çayla börek yedirir, tatlıya da yer kalmaz. Yatarız. Sahura kalkmayı düşünmüyorum. İlaçlarımı yatarken içip yatmayı düşünüyorum. Değil mi canım? Ümit ilk gece de sahura kalkmadı. Sahur masasını hazırladım. Koltukta uyuyordu. Uyandırdık. Masaya es geçti, yatak odasına gitti. Ertesi gün orucunu tuttu. Ben de eskiden beri sahura kalkmayı sevmem. İşte ben dörtlükleri ya da ben bir şekilde kalkıp bir yudum suyumu içer, niyetlenir yatarım. Yani önemli olan niyet. Bir de ilaçları içebilmek. Bir kere içmeyle, bugün mesela kalkmadım, unuttum, içmedim. Bir şey de olmaz. Onlar tansiyon hapı ya da şeker hapı ilacı falan değil. Unutunca, içmeyince bir şey olmaz. Çok şükür. Ama bu gece işte en son dakika haplarımı içip yatmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yarınki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugünlük bu kadar.